Merhaba, golle karşınızdayız. Avrupa futbolu, Türk futbolu ikisini harmanladığımız programlardan birisi. Programın sonuna doğru da Türk futbolundan konuşacağız. Konu başlıklarımız var. 7 maddede bu haftanın futbol gündemini toparlamaya çalıştık. İlk olarak İspanya'ya gidiyoruz. İlk grafiğimiz Real Madrid'in mağlubiyetiyle alakalı. 40 maçlık seri sonunda Sevilla deplasmanında son buldu. Aslında bu seri 39. maçta da son bulabilirdi. Kupa maçında bir mucizeyi gerçekleştirmişti. 90+5'te, Real Madrid 90+5'te Benzema'nın bireysel becerisiyle attığı golle mağlubiyetten kurtulup seriyi devam ettirmiş. İspanya rekorunu kırmıştı ve ihaleyi bir sonraki Ramon Sanchez Pizjuan randevusuna bırakmıştı. Bu kez tatsız sürprizi yapan Sevilla oldu. 60 küsürüncü dakikada Ronaldo'nun penaltıdan bulduğu gol ki Carvalho'nun böyle çıkışları var zaten. Harika bir bindirme. Kalecinin yanından attı. %100 penaltı. Cristiano Ronaldo penaltıyı attı ama 85 Sergio Ramos kendi kalesine bir şanssızlık ve 90+5'te de yeni transfer Jovetic Real Madrid'in ünvanını aldı götürdü. Evet, aslında kupa maçı, iki kupa maçını izleyen birisi olarak söyleyeceğim. Hem ilk 3-0'lık maç hem de rövanştaki 3-3'lük karşılaşma. İki maçta da aslında Sevilla iyi futbol oynadı. Sonuçlardan bağımsız olarak söylüyorum bunu. İki maçın da galibi oyun olarak Sevilla'ydı. Hem Santiago Bernabeu'da hem de Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan'da. İlk maçın 3-0 bitmesinin tabii getirmiş olduğu Real Madrid deplasmanda da 1-0 yenirken 1-1'i buldu ve oradan sonra turu geçtim duygusuna kapılmıştı. Ve nitekim 3-1'e gelmiş olsa bile maçın 5-1 bitmesi gerekiyordu. Sevilla riske etti ve artık turu geçemeyeceğini bildiği için de o karşılaşma Real Madrid'in hani yenilmeyeyim bu maçta duygusuyla hareket etmesinden sonra son dakikalarda 3-3'e geldi. Yani o maç bir lig maçı olsaydı 3-3'e gelmezdi. Oraya geleceğim. Evet. Yani aslında o seri biterdi orada. Hafta içerisindeki kupa maçında. Lig başına gelince lig maçında da Real Madrid yine haftalardır burada konuşuyoruz. Çok görkemli, çok dominant, çok iyi futbol oynamadan bir şekilde bu seriyi devam ettiriyor. Bir şekilde sonucu almayı başarıyor. Ve nitekim yine 1-0 öne geçti penaltıdan. Ve son bölümlere, son dakikalara da bu üstünlükle girdi. Fakat Sevilla o kadar inatçı bir takım ki, o kadar cesur oynayan, kendi sahasında, kendi evinde seyircisiyle bütünleşip baskılı oynayan, hızlı oynayan, agresif oynayan bir takım ki sonuna kadar pes etmedi ve hiçbir zaman da inancını yitirmedi. Dikkat edersen kupa maçında da maç 3-1, dakika 87, korner atmaya gidiyor Sevilla. Seyirci ayakta teşvik ediyor. Bütün tabii tarihi eşlik gibi aslında 3-0'ın revanşı 3-1'e gelmiş. Yani olabilir mi? Yani olabilir mi? Her ihtimal olsa sonuna kadar istiyor taraftar ve takım da buna cevap veriyor. Önemli olan bu futbolda ve sporda bence çok önemli şeylerden bir tanesi. Son saniyeye kadar pes etmemek hakikaten önemli. Bunun lafta kalmaması için de, sahaya yansıması için de hem oyuncu grubun karakterli olacak hem de taraftarın bu bilinçte ve yürekli olacak. Onlar da itecekler. Yoksa yalandan hani sonuna kadar pes etme demek tabii ki kolay. Sevilla yine pes etmedi. Tabii ama buna sahada cevap veren oyuncular da var. Hem teknik olarak hem psikolojik olarak Real Madrid'i sıkıştırdılar köşeye. Sonuna kadar istediler. 1-1'i buldular. 1-1'i bulduktan sonra daha da cesaretlendiler. Rakibi baskı altına aldılar ve hak ettikleri bir galibiyet elde ettiler. Jovetic çok kısa sürede uyum sağlamış gözüktü. Nasri bence takımın saha içerisindeki lideri. İşte Vitolo çok iyi top oynuyor. Çok zorluyor rakip savunmaları. Yani böyle bir seviye San Paolo yönetimindeki teknik direktör de sahada kenarda yaşayan, gerçekten tutkulu, coşkulu ve bu işi bilen bir teknik adam. Ben Sevilla takımının özellikle iç sahada oynarken ki geçen yıl hatırla La Liga'da deplasmanda hiç maç kazanamadan ligi bitirdiler. Evet. Ama iç sahada yenemeyecekleri takım yok dünyada. Şimdi şöyle bir şey, aslında Real Madrid'in zaten bu 40 maçlık serisinin altı biraz boştu. Yani gerçekçi bir seri değildi. Değil işte, öyle bir yani, başladı zaten söze de. Üstüne üstlük de tabii ki sağ dışı bazı dezavantajları da vardı. Bunun başında sakatlıklar vardı. Buna rağmen zaten bu serinin devam etmesi dolayısıyla bir Zidane'ı, işte yılın teknik direktörü, acaba yılın en büyük, daha doğrusu futbol tarihinin, hatta İspanya'da tartışılıyordu, futbol tarihinin en büyük takımlarından biri olabilir mi Real Madrid adına? Di Stefano'lu kadrodan iyi mi bu kadro diye yavaş yavaş da tabii malzeme çıksın diye bunu da tartışmaya başlamışlardı. Ama şöyle bir gerçek var.
birçok maçta futbol oyunun azizliği diyelim, şanslarının yardımı diyelim. Yani rakip baskı altına almadan buldukları goller, Cristiano Ronaldo'nun başarısı, işte Benzema'nın bir anda ortaya çıkması, Luka Modric'in zaten şu anda herhalde oynayanlar arasında en iyi orta saha oyuncusu değil mi? Tabii. Pogba'da beklediğimiz etkiyi yapamadığına göre Manchester United'da. Dolayısıyla aslında bu 40 maçlık serinin sonunda Real Madrid'in bunu cebine koyup bununla tatmin olması mantıklı. Çünkü bu seri 20'de de bitebilirdi, 25'de de bitebilirdi. Hiç böyle de başlamayabilirdi. Yani rakiplerini biz Barcelona, Guardiola döneminde arka arka herkesi yenerken kim yenebilir diye düşünmüyor muyduk bu takımı? Düşünüyorduk. Ama Real Madrid'e herkes her an yenebilirdi. Tabii Sporting Lisbon iki kere elinden kaçırdı. Aynen. Deportivo bile elinden kaçırdı. Deportivo Santiago elinden kaçırdı. Bernabeu'da. Evet. Isco atmıştı herhalde. Evet, son dakikalara son dakikalardı. Nitekim 40 maç aslında çok iyi bir seri. Yani futbol gibi belirsizliğin çok fazla olduğu. İyi takım kurarsınız Real basketbolda herkesi yenebilirsiniz. Büyük şanssızlık yaşamazsınız ama futbolda en iyi takım siz olsanız bile kağıt üzerinde bariz de olsa ya mesela bir de Atletico Madrid'i yıllar olabilir. Sonra ilk defa böylesine bir skorla yendiler. Yenemiyorlardı Atletico Madrid'i. Evet. Şimdi Calderon'daki maçı mercek altına alırsak ilk yarı Real Madrid gole kadar iyi oynadı. Kabul edelim. Ama golden sonra tamamen oyuna hükmeden, baskı kuran, isteyen, arayan Atletico Madrid'di. Fakat kontrataklarla Real Madrid 3 farklı bir galibiyet elde etti. Yani bu yılki Real Madrid'in oyun felsefesi, oyun sistemi, oyun yapısı çok daha farklı. Evet, bu arada Zidane da mağlubiyet dolayısıyla eleştirilen isimlerden birisi. Maça üçlü savunmayla başladı. Marcelo bir kanat, Carvajal bir kanat, Nacho, Varane, ortada Sergio Ramos süpürücü görünümünde. Sonrasında skoru aldıktan sonra neden dörtlüye dönmedin şeklinde eleştiriler var. Sadece bir oyuncu değişikliği yapması eleştiriliyor. İlginç, yedekte bekleyen önemli isimleri de vardı. Zaten oyuncu değişikliklerini çok farklı kullanan da bir teknik adam. Şampiyonlar Ligi finalindeydi herhalde değil mi? 60. dakikada 3 oyuncu değişikliğini birden kullanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. 2 ya mi? 3'ünü birden kullanmışları. Yo, tamam bitmişti. Kısa aralıklarla ama... Çok risklidir ama çok tamamen riskli. Bir oyuncunun adalesi çekse 10 kişi kalırız. Bunun yanında bir rakam karşıma çıktı sosyal medyada. İlginç tabii. Güntekin ona hep söyler. Sergio Ramos Türkiye'de olsa, forvet oynasa... Bence 20 gol atar. Oyna... 20 gol atar. Ya zaten Sergio Ramos'un Andres Iniesta'da kariyerinde daha fazla golü olması ilginç değil mi? 77 gol yalnız çok büyük rakam. Yani duran top kullanmayan bir savunma oyuncusu için penaltı da atıyor bazen. En son işte oyun içi penaltı. Kupada attı. Penaltı attı. Evet, attı. Doğru. Panenka penaltısı attı kupa maçında. Kupada Panenka penaltı. Ama sahada Ronaldo varsa başka yani diğer oyuncular varsa atmaz tabii. Yani çok önemli bir rakam. 77 gol çok büyük önemli. Rakam bir stoper için. Çok savunma büyük oyuncusu için. Evet tabii grafiği getirelim. Yani daha doğrusu İspanya puan durumunu, sonuçları onun üzerinden de çünkü Atletico Madrid sonunda Atletico Madrid gibi kazanmaya başladı. 1-0 1-0 1-0 sırasıyla. Onu şey konuşuyoruz. Las Palmas, Eibar ve şöyle bir sorun var. Kadro çok geniş bir kadro değil. Şampiyonlar Ligi lig oynadıkları bölümde, dönemde ki gruplarında Bayern Münih gibi güçlü de bir ekip vardı. Atletico Madrid'in fiziksel olarak yıpranması, üst üste zorluk düzeyi işte yüksek maçlar oynaması ve bütün bunların hepsini kaldırması. Çünkü efora dayalı bir oyun oynuyorlar. Sahanın her bölgesinde alan bırakmayan, rakibe baskı yapan bir oyun oynuyorlar. Yıpranmaması mümkün değildi. Ve diri bir Atletico Madrid, konsantrasyonu yüksek ve motivasyonlu bir Atletico Madrid sahaya çıktığı zaman kolay kolay mağlup olmaz. Bunu biliyorduk biz. Bu yıl ama farklı bir görüntü biraz daha ortaya koydular. Sanki işte o konsantrasyon, o arzu, o istek, çünkü savunma oyunu oynadıkları için önemli. O biraz eksik olduğu zaman sonuç alamıyorlar. Bir de kapanan takımlara karşı forvet tiplemeleri aynı olduğu için işte Griezmann, Gameiro ikisi de kısa çabuk adamlar. Kenarlardan gelen hücumlarda özellikle bitirme konusunda kalabalık savunmalar arasında arkadan gelmiyorlar sözler aslında. Çözüm üretemiyorlardı. Belli sıkıntıları var Atletico Madrid'in. Yüksek nitelikli baskı kurup maçın başlarında özellikle iç sahada golü bulup arkasından kendi oyunlarına dönmeleri bence en iyi çözüm gibi gözüküyor. Valencia İspanyol'u 2-1 yendi. Teknik direktörü Voro yönetiminde Ekim ayından beri ilk galibiyetlerini aldılar. Diğer taraftan İspanyol yılbaşından önce 10 maç birden bir seri yakalamıştı. Mağlubiyet almadan gitmişti. Onlar da son 3 maçta mağlup oldular. Yeni yıl onlara pek yaramadı. Bu arada Barcelona'da farklı geçti Las Palmas'ı.
Arda Turan sezonun 12. golüne imza attı. 6'da asisti var. Arda Turan'ın bu anlamda, bu bazda, gol bazında kariyerinin en verimli sezonu. Evet, çok daha verimli ki özellikle bunu Neymar ta olimpiyatlarda oynarken Brezilya milli takım formasıyla Arda kendisine verilen şansları öndeki üçlünün bir parçası olarak çok iyi kullanmıştı Messi ve Suarez ile birlikte. Fakat daha sonra tekrar Neymar takıma girdikten sonra ne yazık ki yedek kalmaya başlamıştı. Yine şans bulduğu bölümlerde yine gol atmaya devam ediyor. Neymar'dan da daha çok gol atıyor, daha çok üretiyor bence. Neymar'ın durumu çok ilginç. Bunu hep Arda bir Türk olduğu için veya bizim arkadaşımız, kardeşimiz olduğu için söylemiyorum. Performansı, oynadığı süre, aldığı dakika ve ürettikleri bazında değerlendirirsek performansı son derece tatmin edici. Çünkü bir futbolcu için, özellikle Arda gibi bir futbolcu için, yani topla ilişkileri iyi olan bir oyuncu için maç devamlılığı, maç ritmi, maç temposu ve özgüven önemlidir. Arda sürekli bilse ki kötü de oynasa, iyi de oynasa Barcelona takımında ilk 11'de oynayacak, daha da faydalı olur. Daha da verimli olur. O yüzden işte verimli olduğu yerde sol kanat Neymar'ın pozisyonu olduğu için. Bir de iç oynamak, yani orada oynayabiliyorum ben, orada oynamasını biliyorum diyor Arda ama Barcelona'da iç oynamak orta sahada Andre Gomez'i kolay görüyor değil. Musun? Kolay Andre değil. Gomez'i. Yani öndeki üçlünün bir parçası olarak oynadığı zaman ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Andre Gomez Barcelona hücumuna net şekilde çolak bırakıyor ya. Yani Andre Gomez oynuyorsa Arda da orada oynatılabilir diyeceğim ama Arda'nın da iyi olduğu yeri artık gördük yani, ortaya çıktı. Tabii. Yani rotasyona Andre Gomez'in yerine de girebilir ama belki diğerine değil, as eleman olur. İkiye geçelim, İtalya Ligi. Aslında Juventus mağlubiyeti. İtalya Ligi'nde çok güzel maçlar seyrettim bu hafta ben. Bilmiyorum, belki mesela dün akşamki Milan-Torino maçı harika bir maçtı. Torino-Milan maçı 2-2 biten. Ben seyredemedim ama. Yani takımlar çok iyi baskı yapıyorlar, çok iyi pas yapıyorlar, hızlı çıkıyorlar. Bayağı taktik olarak, teknik olarak tatmin edici maçlar. Napoli zaten müthiş bir takım, çok iyi futbol oynuyor. Pescara karşısında rahat kazandı. Yani Fiorentina-Juventus karşılaşması, Juventus'ta hep konuşuyoruz Real Madrid gibi. Belki kendisi aslında çok dominant. İşte zaten spotu gördün mü? Juventus oynamadan, bu kez oynamadan kazanamadı. Yani Juventus çok sallanıyordu. Hakikaten artık tecrübesiyle ve savunma oyuncularının, kalecisinin gücüyle ayakta kalıyordu bir şekilde. Ama Fiorentina, ki ezeli bir rekabet vardır aralarında. Bir Fiorentinalı'ya Floransa'da sokakta sor en sevmediğin takım diye. Şaka mı yapıyorsun der. Yani Juventus'tan bu kadar nefret yok eder Fiorentina. Ve Fiorentinalılar için çok önemli bir maçtır. Baggio Juventus'a gittiğinde, evet, Floransa'da sokaklarda protesto götürüyor. Ayaklanma olmuştu neredeyse. Tarihsel olarak bir düşmanlık vardır iki kulüp arasında. Ve Fiorentinalılar açısından büyük önem taşıyan bir karşılaşma her zaman için. Her Fiorentina-Juventus maçı ve Fiorentina bu duyguyla sahaya çıktı. Ve çok son derece agresif, tempolu, mücadeleci ve kalin için de özellikle bence çok İyi bir vurdu. Futbolcu. O Chiesa'nın çok güzel Dilipro, evet, sezonundan Chiesa çok güzel bir gol attı. Yani Fiorentina hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra maç 2-1'e gelince biraz bocaladılar ama ki Higuain de büyük golcü. Yani bunu bir kere daha gösterdi. Yani çok hak ettiği bir galibiyet aldı. Juventus için de geç kalınmış bir mağlubiyet idi bu haftalar, evet, sonra. Ama İtalya Ligi'nde yarış tekrar kızıştı. Roma İyi kötü bir galibiyet serisi yakaladı. Kaçırdı. İşte Napoli üst üste galibiyetler alıyor. Alttan Lazio maçlar gidiyor, geliyor. Kazanacak mı, kaybedecek mi falan derken bir şekilde kazanmaya devam ediyor. Onlar da kazanma alışkanlığı yakaladılar. İnter iyi bir gidiş var. Inter Pioli'den sonra iyi bir çıkış yakaladı ki maçın ikinci yarısında Chievo karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattılar. İkinci yarı öyle bir baskı kurdular ki hani bu sıcağa kar dayanmaz değil, bu sıcağa hiçbir şey dayanmazdı. Demir bile dayanmazdı. Öyle bir sıcak vardı. Inter inanılmaz bir baskı kurdu. Ve o müthiş baskı arka arkaya 3 gol getirdi. Inter'de de biraz işler rayına oturmuş gibi gözüküyor. Ki Icardi'nin kötü maçlarından bir tanesiydi. Icardi de Çin'e göz kırpıyor aslında. Zaten bir huzursuzluğu var onun ama orada. Ama o yaşta da Çin'e gitmesin ya. O konuyu konuşacağız. Konu başlıklarımızdan birisi o. Bu arada hepsinin ayrı ayrı spotları var arkadaşlar. Bu konu başlıklarının. Juventus'un yeni logosu. Nuh, hiç beğenmedim. Nuh, beğenmedin. Nasıl? Sen beğendin mi? Veya beğenen var ya mı? Ya şöyle açıklıyor Agnelli. Diyor ki işte bu çubuklu hali var ya, bir formamızı temsil ediyor diyor. İki Scudetto'yu, İtalya Ligi şampiyonluğunun zaferi temsil ediyor diyor. Neyiz? Hani Scudetto'nun nesi temsil ediyor? Yani bilmiyorum, ben de onu soracaktım. DNA'mızdaki bütün özellikler bu logoda var diyor.
Bir de şey var. J harfi. Scudetto'yu temsil etmesi şu J harfinin. J'si. Şöyle söyleyeyim o zaman. J harfinin İtalyanların tricolore dedikleri o göğüsteki yeşil, beyaz, kırmızı İtalyan evet, bayrağının bari. Renklerinden oluşan logo vardır ya şampiyonluk sonrası evet. taktıkları. O J harfinin onun yarısını temsil ediyormuş gibi. Öyle dizayn edilmiş. Dikkatli bakarsanız. Bak. Bu, bir kısa video var. Videoyu bir şey yapalım. Hakan rica edeyim. Onu seyredin. O yani Scudetto'yu temsil et diyor dediği o. Çok sıra dışı bir değişiklik. Sen çok Juventus tarafta çok radikal bir değişiklik. Tarihsel süreç içerisinde bir tane de işte araba markasına göndermeli olarak bir logoları daha var. Onu da gördük. At var ya bir tane şahlanmış. Evet. Ama onun dışında hepsi birbirine benziyor. Agnelli ailesi biliyorsun sahibi. Bütün İtalya'daki otomotiv sektöründeki bütün markalar biliyorum. Aklına hangisi geliyorsa hepsi Agnelli ailesinin. Biliyorum benim eşim motosikletler de öyle. Motosikletler de öyle. Evet şeyler o ünlü olanlar hatta evet. Modeli adını veren marka. En son gösterecektim bunu da. Ya şu logonun nesini ver? Harika bir logo ya bu. Bence de harika bir logo. Şu alttaki... Sade, işte o şey var yine. Alttaki boğadan kurtulmak için. Torino'nun logosu ya boğa. Amblemi ya. Ondan onu mu istiyor? Ondan mı acaba? Yani... yani o da şehrin amblemlerinden bir tanesi. Torino şehrinin. Böyle şehrin, şeyler şehir var. Amblemler üzerinden şehir hakimiyeti kurmaya çalışan takımlar var. O ayrı da. Şimdi Manchester City değiştirdi. Başka kulüpler de zaman içerisinde çok değiştirenler oluyor ama bu değişiklik rötuş değil bu. Tamam, çok radikal. Sıfırda çok, evet. çok takımı radikal. Renginde değiştirir. Yani bir firmanın sanki yani bir kulüp spor kulübünden çok bir futbol kulübünden mazisi olan ki Juventus 1899'da kurulmuş bir kulüp. Şey bayağı eski bir kulüp. 1897'de kurulmuş pardon. Mazisi olan bir kulüp için çok radikal bir değişiklik. Tarihi olan. Çünkü o tarihle, o maziyle, o 119 yıllık tarihinde Juventus birçok başarılar elde etmiş. Kupalar kazanmış. Avrupa şampiyonlukları, lig şampiyonlukları elde etmiş defalarca. O yaşayan bir şey bence. Bu sanki böyle bir şirket, bir firmanın amblemi gibi olmuş gibi geldi bana. Ya herhangi ne mesela, bileyim, bir mesela. Akaryakıt istasyonu. Veya işte parfüm. İşte beyaz eşya markası ya yeni model üretiyoruz. Yeni bir mesela dış kaynaklı bir firmayla işbirliği yapıyorlar. Hani bir yeni soluk olsun biz artık eskisi değiliz. Mesela araba firmaları benim aklıma geliyor yapmıştı. Yani eskiden getirdiği böyle kötü bir mesela şey var. İmaj var. Onu ortadan kaldırmak için yeni logo, isminin başına bir şey. Belki dükkanlarında, galerilerinde, mağazalarında farklı bir... Yani biraz bir böyle şimdi sol dizayn. Taraftaki bak J harfi, sağdakini unut. Kimisi de diyor ki artık bundan sonra herkes J deyince Juventus'u hatırlayacak diyor. Tamam, şimdi soldaki J, sağdakini evet. görme, sadece soldakine bak. Tricolore'yi yani anladım şampiyonluğu simgeliyor. Evet. evet, doğru. Onun bir parçasıymış gibi. Hani biz şampiyonuz, biz en güçlüyüz. Siyah beyaz, siyah beyaz çubuklu formayı evet. simgeliyor. J deyince işte Juventus... Akla gelsin isteniyor ama sanki böyle şöyle bakıyorum ben birazcık da böyle yarış pisti gibi bir görüntüsü de var yani. Slot Race diye bir oyun vardı bir çocukken böyle parçaları birleştirirsin böyle arabayı üstüne koyarsın. Evet, evet. Pillidir basarsın düğmeye gider böyle etrafında döner sürekli döner. Sürekli yoldan çıkar. Evet, sürekli yoldan çıkar. Ona benziyor sanki biraz. Dedim. Evet doğru diyor. Aa, doğru evet. Yani bunu peki tasarlayan ajans sence kaç bin doları? Agnelli ailesi için. İtalya'nın şey en zengin, en varlıklı ailesi. Hiç problem olmaz yani o. Kim? Erbatur yazmış. Bence bütün demişler 6 ay sonra teslim edin. 5 ay 15 gün internette gezmişler. Facebook'ta takılmışlar diyor ajans. Son 2 gün bir şey çizelim bunu hemen verin gitsin demişler gibi. Yani şimdi aslında bazen sade, basit, en güzeli olabilir de bu. Ki İtalya tarih boyunca dünyada dizayn konusunda yani tasarım konusunda dünyanın en önde gelen ülkesidir. Evet. Bu hiç tartışılmaz. Yani moda, sanat, tasarım, mimari bu konularda çok önde estetik bir ülkedir. Yani yaratıcı bir ülkedir. Üstte. Yani Juventus İtalya'dan bu çıktıysa düşündürücü. Bakalım takımın efsane isimleri, şu anki takım kaptanı ve eski takım kaptanı. Juventus deyince aklına ilk kim geliyor efsane? Bir, hemen hiç düşünmeden cevap vereceksin. İlk aklına gelen demek o demek. Platini çünkü. Geliyor. Benim Zoff. İşte o aradaki bir kuşak şeyinden. Çünkü ben
Platini benim çocukluğum işte diyorum ya hep 1984 Avrupa Şampiyonası'nın ilk izlediğim büyük turnuva diye. Orada da Platini'nin turnuvasıydı. Platini benim çok nedense büyük Juventus futbolcu. Deyince ilk aklıma Zoff geliyor. Platini ve işte o Roma'daki final Liverpool. Çünkü o Hazel televizyondan abimle beklediğimizi hatırlıyorum Hazel faciası sırasında. Platini'nin daha üstünde forması var. Ayaklarında kramponları da var ama çorapları falan giymeyip hani insanları sakinleştirmeye... Brüksel'deki finali. Evet. Hazel, evet. Sahaya çıkışı var ya insanları yatıştırmaya çalıştı. O mesela o sahne aklımda. Onun için de Juventus deyince o çağrışımı yapıyor. Platini çağrışımı yapıyor bana. Çocukken yaşananlar biraz daha derin Platini, anılarda. Boniek. Boniek. Rossi, Tardelli. Aynen. Laudrup. Laudrup da o takımda oynadı biliyorsun. Onun dışında Juventus işte... Şireya, Gentile... Cabrini, kalede Zoff. O takım aklına geliyor insanın. Doğru. Juventus deyince aklı ilk gelen takım o. Bakalım Buffon ve Pavel Nedved yeni logoyu nasıl değerlendirdi? İtalyan devi Juventus'un yeni logosunu kulübün iki efsanesi Gianluigi Buffon ve Pavel Nedved değerlendirdi. İtalyan kaleci değişikliğin sportif bir yenilikten çok daha fazlası olduğu görüşünde. Juventus nel futuro fra... Juventus, İtalya'nın en önemli ve referans alınan takımı. Juventus bundan 50 yıl sonra bile dünya çapında bir marka olmayı sürdürecek. Bence arma değişikliği sadece sportif değil, hayatımızın birçok evresini kapsayan evrensel bir değişiklik. 2001-2009 yıllar arasında Juventus forması giyen Çek yıldız Pavel Nedved, değişikliği fantastik olarak yorumladı. Daha küçük bir çocukken Juventus için oynadığımı hayal bile edemezdim. Sürekli kazanmayı, gelişmeyi hedefleyen bir kulüp ve aile. Futbol da böyledir. Her zaman daha iyi olmayı, rakibinizi yenmeyi düşünmelisiniz. Logoyu ilk gördüğümde bunun fantastik bir fikir olduğunu düşündüm. J harfini çok beğendim. Ona kulüpten ücret alan insanlar Nedved olsun, Buffon olsun. Onları değer kötü abi ben hiç beğenmedim diyecek hali yok herhalde yani. Ben futbolcu olsam değişmesini istemezdim. Ne bileyim, bilmiyorum bu konularda ben biraz daha romantiyim. Bir reklam arası verelim o zaman. Reklamlardan sonra Guardiola nerede hata yapıyor onu konuşacağız. İngiltere'ye geçiyor. Madde 3. Guardiola İngiltere yaramadı. Everton'dan City'ye 4 gol artık şampiyonluk şanslarının kalmadığını itiraf da etti. Erken veda değil mi? Bu arada akışa almamışım Hakan ama bir Guardiola kısa videosu vardı. Onu bir prodüktör arkadaşıma sorabilirsen ona da girebiliriz. Ben de hata akışa yaparken. Evet çok erken. Yani böyle bir başlangıç. Arkasından böyle bir çöküş. Şöyle değerlendirmeler var. Hemen arka arkaya grafiği verelim. Ne gibi hatalar var? Çünkü birkaç işte Telegraph, The Guardian, BBC hepsinden baktım. Makaleler vesaire. Kontrol edilemezi etmeye çalıştı. Yani İngiltere'de oyunu kontrol etmek İspanya ve La Liga, özür diliyorum, Bundesliga gibi değil. Çünkü olağanüstü bir tempo ve fizik kalite var. Dolayısıyla yapamayacağı bir işe soyundu. Fiziksel oyunu küçümsedi, kadro kalitesini iyi ölçemedi ve bazı oyuncuların neyi yapıp neyi yapamayacağını bence anlayamadı. Bence orta sahanın merkezi zayıf Manchester City'de. Fernandinho, Yaya. Yaya yoktu ilk başta. Yaya'yı mecburen almak zorunda kaldı tekrar. Yaya Touré ile Yıldız'ı barışmıyordu biliyorsun. Baktı olmuyor, Yaya Touré'yi alayım ben bari buraya bir kalite ve size katayım dedi. Ona rağmen olmadı. Bence orta sahanın merkezi maalesef zayıf. Diğer rakipleriyle mukayese edildi. Orada çünkü çok büyük çarpışma var İngiltere Premier Ligi'nde. Orta sahada. Zabaleta'yı oynatmadı mı? Zabaleta'yı oynattı son Everton maçında. Oradaki çarpışmada dikkat et. Liverpool'un kadrosuna bak, Everton'un kadrosuna bak. Son maçlarda hep genç, enerjik, eforlu, sert, cesur bu tip oyuncular oynuyor. Evet. Çok yüksek teknik kaliteye sahip, inanılmaz virtüöz tipli oyunculardan ziyade daha physical bir yere doğru gitti orası şu anda İngiltere Premier Ligi'nde. Chelsea'de de fiziksel oyuncular oynuyor. Orada Kante ile Matic oynuyor zaten. Tabii. Normal yüzeysel değerlendirme yapınca kağıt üstüne ya kardeşim Fransa milli takımının Euro 2016 kadrosunda da demedik mi ya işte Kante ile kim oynuyordu? Yanında bir merkez orta saha daha vardı. Sonra Sissoko oynamaya başladı Matuidi Kanada oynuyordu. Doğru. Matuidi oynuyordu. İkisi birlikte bu fazla düz değil mi diye. Şimdi Chelsea'de Kante ile Matic oynuyor ama
işte futbolun da güzelliği o. Kante Matić oynuyor. Şu anda gelinen nokta itibariyle şu üçlü anda oynayarak, evet, orta sahayı genişleterek oyunu açıyor. Premier Lig'de Liverpool, Everton, işte Chelsea hepsinde orada fizik güç tercih ediliyor şu anda merkezde. Orta sahanın tam ortasında. Kenarlarda da hızlı, bir an önce topu kaleye götürebilecek kenar oyuncuları, kanat oyuncuları tercih ediliyor. Oyun şu anda buraya doğru evrildi. Top kontrolünü gole çeviremeyince 7 diyoruz. Şöyle ki beklediğinden fazla takımlar yaslanıyor geriye. Eğer topu kontrolünü... Ya maçlarda geldi gitti de, aslında yani. Var, oluyor tabii ki. Futbol tarihi hep bu tür. Ya şunu atsaydı... Chelsea'ye kaybettikleri maç mesela içeride 1-0 öndelerdi. İkinci gol direkten döndü. Bir tane daha kaçırdılar. Çeviremediler gole. Gole çeviremeyince de faturası ağır oldu. Futbol böyle bir oyundur. Everton karşılaşmasında da baskılı oynarken golü bulamadılar. Kendi kalelerinde golü gördüler. 1-0 yenik duruma düştüler. 1-0 yenik duruma düştükten sonra daha telaşlı oynadılar. Tabii defansif olarak da zafiyet gösterdikleri gerçeği var. Ya skor değil de Manchester City'nin oyunda mağlup olduğu bu sezon turnusol maçı hangisi biliyor musun? Leicester City maçı. Bu kadar ne oynayacağı belli olan bir takıma bu kadar bariz 4 gol yemek. Everton'dan da 4 yediler. Yani 4-4 yiyorsan ya, ciddi problemlerin var demektir. Değil mi? Everton, Ronald Koeman'ın takımı ve farklı en azından. Ama Leicester City yapabileceği, evet, yapabilir. Leicester City'nin yapabileceği. Yani zaten forvette Vardy var. Nasıl gol atacağı da belli aşağı yukarı. O da biraz şeyle alakalı. Yani bence daha önce çalıştırdığı takımlar çok üst düzey savunmacılarla oynayıp buradakilerden işte yapamıyor. Stones'dan, Otomendi'den, evet, oynattı işte. Kolarov. Kolarov'dan bence yapamayacaklarını klişi, istiyor. Klişi ve Sanya iyi bek değiller bence de. Arsenal'dayken tam işlerini yapıyorlardı. Tempoları güçlü, fizik kaliteleri var ama neticede Clichy, Sanya bu oyunun bekleri değil. Bence topla becerileri daha yüksek. Sağ bek ve sol bekler gerekiyor. Topu daha iyi kullanan oyuncular gerekiyor. Stoperler senin söylediğin gibi en azından bir tanesinin çok üst seviye olması lazım bu oyunda. Bu zor bir oyun. Çünkü forvette bütün yük Agüero'da. Silva'da bir düşüş var. Evet. Sterling bir şeyler yapacakmış gibi bir ışık veriyor maç içerisinde. Bir bakıyorsun maç bitmiş, hiçbir şey yapmamış. En son Everton karşılaşmasında da öyle. Yani diyorsun ki hücumda bütün her şey Sterling'in üstünden dönüyor. Zaten problem orada. Bütün her şey bir oyuncunun üzerinden dönüyorsa bu kadar yatırımla. Öyle yani, ama sadece orada aslında iş yapan De Bruyne. De Bruyne'den başka pasör yok. Silva tamamen kayboldu ortadan. Bu kadar yetenekli bir oyuncu. O zaman ya da önce Guardiola'nın birkaç röportajından... Özür dilerim, Everton'la ilgili bir şey söylemek tabii istiyorum. Bir tane 97'li... Davis. Evet, Davis. Golü de attı, çok güzel de bir gol attı. Bir tane 96'lı... Lukman. Sonradan oyuna giren. Evet, o da gol attı. Bir tanesi 98, bir tanesi 97 mi yoksa? Neyse. Öyle bir şey. Bir tane de savunmada oynayan stoper, sağ stoper. O da 96'lı biliyorsun. Bunlarla oynadı İnanılır Everton. İnanılır evet. İnanılmaz bir şey. Yani deyim yerindeyse Manchester City'yi 4 atarken çoluk çocukla attı. Tabii çok kaliteli oyuncular var sahada. Ya yine bakıyorsun top hakimi. %78, %75-78 aralığında top kontrolü Manchester City'de ama işte zaten bak Kevin De Bruyne'nin söyledikleri çok aslında ortaya koyuyor. Guardiola'nın da daha önce verdiği birkaç röportajdan derleme söyledikleri var. İngiliz futboluyla karşılaşması yani gerçeklerle yüzleşiyor. Top yerde olduğundan çok daha fazla havada geziyor. Buna uyum sağlamam lazım. İkinci, üçüncü hatta dördüncü toplara çalışmalıyız. Açıkçası bu konuya daha önce pek eğilmemiştim. Çünkü İspanya'da iyi kötü tüm takımların kültüründe oyunu oynamak var. Şimdi bunu Guardiola Barcelona'yı çalıştırırken, Barcelona maçları seyrederken bu işe ben kafa yordum çok. Ve çok düşündüm. Şimdi Barcelona öyle bir baskı kuruyor ki rakip yarı sahada. Oyunu öyle bir sıkıştırıyor ki böyle 10 kişiyle belli bir köşeye. Sen pasla çıkmaya çalışıyorsun. Fakat o alandan pasla çıkman imkansız. Uzun atıyorsun. Uzun attığın zaman da tamamen rakip yarı sahada olduğu için Barcelona takımı. Topla buluşsa bile senin santrforun. Yani sen rakipsin, evet, ben Barcelona'yım. Rakip takımın santrforu kaleye 55 metre. Mascherano dönüyor oraya. 55 metre mesafede uzaklıkta buluşabiliyor. Böyle bir geometrisi var için, böyle bir mantığı var. Yani kaybedilen topu dar alanda sıkıştırarak baskı yapalım ve hemen kazanalım. Çünkü tekrar nereye geleceğim? Rakip kim olursa olsun işte Valencia, Deportivo, Elche, Real Sociedad pasla çıkmaya çalışıyor. Pasla çıkmaya çalışınca böyle bir... Fakat burada şimdi 1.95'lik
bir Fellaini, bir İbrahimovic, bir Andy Lukaku, Carroll diyelim bir mesela. Andy Carroll. Böyle oyuncular var. Ne yapıyor? Stoper 70 metre uzun atıyor. Bu sefer senin dar alanda yapmış olduğun baskı çöpe gidiyor. Top 70 metre mesafe kat ediyor. İşte Kevin De Bruyne bu dediklerini havada geziyor dediği o yani. Olarak, evet. Kevin De Bruyne Manchester City'nin en önemli oyuncularından birisi. Bence Pepe en çok şaşırtan birçok takımın uzun top oynaması oldu. Başka takımlara karşı yerden oynamaya çalışanlar bile bize gelince topu kaldırıyor. Bu Pep'i çok rahatsız ediyor çünkü alan boşaltma konusunda çok çalışıyor, enerji harcıyor. Bize anlatırken bir anda rakip zaten uzun atar diyor. Bence kendisine zaman zaman neden bu kadar emek harcıyorum diye soruyor. Ya bütün çalıştığı o senin dediğine geometri, matematik, fizik, grup çalışması, küme çalışması bir anda o şişirilen topla ve de orada da tutmaya başarıyorsa bütün o çalışma çöpe gidiyor. Tabii canım yani 60 metre attı. Lukaku'yu attı bir 90'lık orada Lukaku'yu. Orada tuttuysa top bitti. Lukaku vurmadı da sen vurdun. Topun indiği yerde de yetişede topu tekrar alıp atak başlatman lazım. Yani top sen oyunu sürekli olarak 70'e 30, 75'e 25 topa sahip olarak rakip yarı sahada oynasan bile rakip uzun attığı zaman tekrar o topu alıp tekrar atak başlatıyorsun. Bir daha uzun atıyor, tekrar dönüyorsun, tekrar alıp tekrar atak başlatıyorsun. Rakip senin bıraktığın alanları kullanıyor. Size'lı ve fizikli oyuncular ve kenarlardan gelen bindirme yapan, boş alanlara koşu yapan kanat oyuncularıyla senin oyunun bozuluyor. Demek ki her şeyin bir panzehiri var. Peki bu soru vardı grafikte. Bu yani artık total futbol, top hakimiyetine dayalı futbol ne oldu? Bitiyor mu artık? Devri kapandı mı? Ya artık geçiş hücumlarının kolay değil. Her takımın ona uygun oyuncuları da yok. Mesela Liverpool Manchester United maçının ikinci yarısını seyret. Mourinho çok hakikaten pragmatik bir teknik adam. Hemen çözümler üretebiliyor. Baktı Liverpool karşısında pas yaparak kaleye gidemiyor. İkinci yarı Fellaini'yi de gönderdi Zlatan'ın yanına. Başladı uzun atmaya. Atıyor, Zlatan alıyor. Atıyor, Fellaini indiriyor. Bir anda baskı kurdular o şekilde. Evet, o maçta bir yani gitti. Futbolda işte çözüm üretebilmek de önemli. Zlatan İbrahimovic'in söyledikleri var. Guardiola'da o pragmatizm yok. Guardiola belli bir felsefesi ve sistemi var. Ben bunu oynayacağım diyor. Saygı duyuyoruz tabii ki. Herkes saygı duyuyor. Ama mesela ama artık işler yolunda gitmiyorsa mi? Çözüm üreteceksin. Zamanı geldi artık. Çözüm yani üreteceksin. Şampiyonluktan koptu. Koptu gitti. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde. Yani çekil kendi yarı sahanda merkezi kuvvetli tut. Agüero ile De Bruyne ile Sterling ile kontratak oyna. İşte açlık ne yapar? İlk önce insana inançlarını yedirir. Guardiola'nın da biraz yeme vakti geldi inançlarından. Yani şu biraz önceki röportajlarında itiraf var zaten. Hiç hayatımda ikinci, üçüncü topu ne yaparız diye düşünmedim diyor. Evet. Çünkü hiçbir zaman şişirmemiş, o ikinci topu peşine koşmamış ki. Rakip şişirdiyse orta alanda zaten hemen kalabalıklaşıp yeniden almaya çalışıyor. Yerden oynamış. Liverpool da benzer sorunları yaşıyor aslında. Bournemouth karşısında, Burnley karşısında bu tip zayıf uzun top oynayan takımlar karşısında Liverpool da zorlanıyor. İşte Manchester United maçının ikinci yarısı. Evet. Klopp da açıklama yaptı. Manchester United maçından sonra. Manchester United uzun top oynuyor diye. Evet. Uzun top oynamak sırada bence modern futbolda ayıp. Ama hala bir çözüm. Dörde geçelim. Fransa Ligi Monaco Marsilya'yı deplasmanda yendi. Bu arada Dimitri Payet ayak sürmeye devam ediyor. Görüşmeler de devam ediyor. Marsilya'ya tekrar dönmek istiyor. Marsilya bu arada kendisi aslında 4-1 kaybetti. Monaco öyle değil, fazla para harcamayayım da farklı bir şekilde ben bir yoğurt yiyeyim dedi. Taraftarı da yok. Taraftarı da deplasmana gelmişlerdi ama Marsilya şöyle bir avuç kadar. Harika oynayarak Falcao eski günlerinde orada yalnız Lemer, Sidibe. Falcao Çin'e gidiyor diyorlar. Çok acayip yine para verilmişti o Çin'le de alakalı. Ama Falcao çok iyi durumda. Ya attığı golü gördün bilmiyorum çok ama. Çok olgun, çok olgun döneminde. Karşı karşıya kaldı, bekledi, baktı. Evet. Ya hem köşeye hem aşırtma yaparak. Eski haline neredeyse döndü hemen hemen. Zıpkın gibi yine. Hem zeki hem zıpkın gibi hem işte becerili. Her şeyi yapıyor ne gerekiyorsa. Bir bakalım Monakolular nasıl kutlamış Marsilya galibiyetini. Tabii Bernardo Silva da o takımın net şekilde yıldızı. Ya yani çalışkan bir takım. Ya iyi bir kalecileri var, bir iyi stoperleri var. Evet. İyi transferler yaptılar. Sezon başında Fenerbahçe'yle oynadıkları zaman çok farklı. Kinden çok daha farklı bir kadroları var ve daha oturdular. Sidibe, o sol bek Sidibe'de. Evet. İşte bu kadar da taraftar var zaten. Aileler gelmiş herhalde. Marsilya tribününe. Marsilya açısından çok moral bozucu bir mağlubiyet oldu. Hiç tutunamadılar.
Evet, beşinci konu başlığımıza geçelim. Çin. Şöyle ki Çin'de yabancı kuralı değişikliği transfer piyasasını nasıl etkiler? Çünkü artık sahada 3 yabancı olabilecek. Ayrıca bizi çok fazla ilgilendirmiyor ama maç kadrosunda en azından 2 tane 23 yaş altında Çinli futbolcu olmak zorunda. Bir tanesi zorunda. Oynamak zorunda. Bir tanesi de oynamak bir zorunda. Tanesi, 2 tane olmak zorunda, zorunda bir tanesi ilk 11'de olmak zorunda. Şimdi gündemdeki transferlerden biri Diego Costa'nın Çin'e gitmesiydi. Herhalde orada anlaşıldı. Şimdi yeniden bu kuraldan sonra çıkmış. Sanıyorum askıya alınacak Diego Costa transferi. Yani bugün İngiliz medyasında yazan bir de eldekileri çıkartmak zorundalar. Eldeki bazı oyuncular, James Rodriguez mesela elden çıkartılacak deniyor. Kulüplerin bazılarını da zora sokacak bir. Jackson Martinez. Anlaşma bu. Şüphesiz sokacak. Diego Costa da bir eldeki oyuncuları, 35 milyon euroyu duyunca tabii ister istemez kafası karıştı ama yani şöyle de bir durum var. Arjen Robben'in söylediğini getirelim. Ben bu görüşteyim. Çünkü Arjen Robben bir sene uzattı Bayern Münih'le sözleşmesini. Çin'e transfer olmak başlı başına farklı bir durum. Sanki kariyerinizin bittiğinin ilanı gibi. Ben oynayabildiğim kadar en üst seviyede kalmak istiyorum. Çin'de yaşananlar çılgınlık. Size maaşınızın 5-6 katını teklif ediyorlar. Ve ister istemez düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Ama benim önceliğim hiçbir zaman para olmadı demiş. Ve gidenler de kariyerlerini ziyan ediyor. Çünkü insanın sadece hayatta bir tane kariyeri olur. Onu da böyle para için harcamamak lazım diyor. Özellikle bu seviyedekiler için. Ben de diyorum. Biliyorsun her zaman fikirlerim aynı paralelde. Ben de yani para her şey demek değil diyenlerden birisiyim. Çünkü neticede sen zaten Chelsea'de oynuyorsun, Bayern Münih'te oynuyorsun. Şeyde oynamıyorsun ki, Sassuolo'da oynamıyorsun ki para önemli olsun. Sassuolo'da 300 bin euroya oynuyor olsan anlarım. Zaten Chelsea'de 8 milyon euro maaş alıyorsun. Çin'de 30 yani 8 milyon euro 5 sene boyunca kazansan 40 milyon euro neyine yetmez ki? Neyine yetmez yani şu dünyada? Tabii Çin'in de başka bir kozu yok. Yani alabileceğin paradan başka. Değerli şeyler, en değerlisinin bile fiyatları belli. Yani o kadar 7 sülaleye yetecek kadar para kazanıyorsun. Ha, bazıları var mesela Afrikalı futbolcular özellikle 30 kişiye, 50 kişiye, 100 kişiye bakıyor. Kabilesi var tırnak içerisinde. Kabilesi var. Bütün köyüne bakıyor, akrabalarına bakıyor. Öyle şeyler var. Brezilyalı futbolcularda da var bu. Evet. Ama bilmiyorum yani. Kariyerinin sonunda belki son 2 yıl daha gideyim Çin'de oynayayım. Kariyerimi orada noktalayayım, iyi para kazanayım diyenlere de saygı duyuyorum. Ama 25 yaşında Oscar gibi veya Alex Teixeira gibi önünde uzun bir kariyer varken, parlak bir kariyer varken Çin'e gidilmesi bence anlamsız. Benim fikrim bu ama. Bir de şöyle bir şey oldu. İlk gidenler bu kadar yüksek paralara gitmediler. Şey anlamında da söylemiyorum ha. Sosyal olarak işte Çin farklı bir kültür, yemekleri değişik falan. Ben giderim mesela. Çin'de yaşarım. Ya benim değil, o açıdan sıkıntım ki, yok. Tabii ki o değil. Sosyal, ben sadece maddi olarak ve kariyer anlamında değerlendiriyorum. Tabii. Ya ilk gidenler de çok ucuza gittiklerinin farkına varmışlardır herhalde. Şimdi 30-35 milyon eurolar aynı seviyedeki futbolculara 7-8'e kapatıyorlardı ya da 10-15'e. Yani bahsedilen rakamlar hiç karşılığı çok olmayan çok yüksek astronomik rakamlar ve bunun karşılığı yok. Bence bunun sürdürülebilirliği de yok. Yok. Zaten de o yabancı kuralı düzenlemesi de bununla alakalı olabilir. Programın sonuna geldik. Hoşçakalın.